TeknoSoy'le hoş geldiniz. Murat 2016 yılı bir sürprizle başladı. Evet bir anda Netflix bir duyuru yaptı. Net, Netflix her yerde diye evet. ve bu her yerde ifadesinde baktık Türkiye'de var. Evet. Şimdi Netflix bir, bir iki işi var ama evet. film kiralama hizmeti Doğru. bunu Amerika'da disk olarak da tabii, tabii. sağlıyor. Ama biz internet boyutuyla ilgileniyoruz. Öyle. Ee, yıllardır gelecek gelecek mi tartışılıyordu. Hmm. Ve gelsin istiyorduk çünkü güzel bir servis. Türkiye'den biliyorsun insanlar VPN falan gibi servislerle kendilerini Amerika'da gibi gösterip kullanıyorlardı. Çünkü Netflix hizmet vermediği ülkelere kapatıyor. Kapatıyor. Hani senin IP numarandan bakıp yok sana tabii, yok diyordu. tabii tabii. tabii. Ee, böyle cambazlıklarla falan kullanıyorlardı. Sessiz sedasız kullanımı açılıverdi. Öyle. Ama şunu söylemek lazım Murat. Sadece hani o IP kilidini kaldırmışlar. Yani Öyle. web sitesi İngilizce, şey Türkçe değil, şey, Türkçe, İngilizce. Türkçe hiçbir yerde göremezsin. Sen bir deneme hesabı açtın. Deneme hesabı Bütün açtım. Bütün süreç İngilizce değil mi? İngilizce. Bütün süreç İngilizce. Fiyatlar ya ben de İngilizce, şey Euro cinsinden çıkıyor. Euro cinsinden çıkıyor. Ben Apple TV'den denedim hı hı. dün. Türk lirası gözüküyordu. Ama baktık yani o zaten Euro'nun çev kurunu çevrilmiş hali o. Öyle. Yani şunu söyleyeyim şu anda hani biz bu çektiğimiz sürede Türkiye'ye özel bir fiyat açıklanmış değil. Yani 10 TL Öyle. gibi falan bir şey yok. Artı şu da var hani mesela Türkiye'ye tamam bu servis sunulmuş işte sunulan ülkeler haritasına Türkiye'de eklenmiş falan ama hani şurada Türkiye'de kırmızı olmuş bir ne Çin kalmış Çin, Çin e girememişler. bir de Suriye evet. kalmış. Suriye'de zaten taş üstünde taş yok. Için, evet. Çin'de klasik Çin, Çin olduğu için. Çin'le ilgili şöyle bir istatistik var. VPN'den bağlanan 30 milyon kişi tespit etmişler. Hmm. Yani VPN'den herhangi bir yerden bağlanabiliyorsun o zaman. Bu servisi evet. Üstelik bedava bir servis değil. değil para parasını, parasını da veriyor. veriyor adam. Adam. Bir, bir de 30 e para veriyor. Evet, ona da para veriyor. Bunun 20 milyonu falan Çin'miş. <laughs> yani Çin büyük bir pazar. girecekler oraya da mecburen. Evet. Anlaşmaları işte konuşmalar sürüyor. Bütün dünyayı kırmızı boyamışlar. Evet. Ama şu an için dediğim gibi hani web sitesinde bir Türkçe bir içerik, Türkçe sayfalar, kılavuz, rehber, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İngilizce bilmeyen insanın hani işi zor biraz. Biz biraz o kılavuz eksikliğini evet. giderelim. Gidereceğiz. Ee, bir defa şöyle bir bilgi vereyim. Ta Netflix şimdi bize yabancı bir şey. Yani daha evet. çoğu kişiye ya Netflix ne diyen çok insanlar. 98'e 97 yılına dayanan bir şirket bu aslında ve tamam. senin söylediğin gibi DVD kiralama hizmeti sunuyorlar. Evet. Ee, farkları şu: DVD kiralama hizmetini ilk bunlar getirmiyorlar. Onlar Abonelik sistemini getiriyorlar. Evet. DVD sabit konusuna. ücretle. Sabit ücretle. Istediğin kadar evet, izliyorsun. Evet. İstediğin kadar izliyorsun çünkü bu bu sistem oturana kadar, oturana kadar diski e, belli sürelerde kiralama olayı evet. her yerde yaygın. Bu biraz da ona tepki olarak doğmuş bir sistem. Öyle. Böyle uzun süre götürüyorlar bu işi ama 2000 yılında 2007 yılında da video on demand'e başlıyor. internete geçiyorlar. Evet. Ama o internet ya yani bugünkü gibi değil. Zaten internetin o zamanki hızları falan da bu hizmetleri vermeye yetmez. Minik minik DVD kiralayan o insanlara bu hakkı da böyle evet. lokmalar halinde vermeye başlıyorlar. Fakat bu Hulu falan da var. Hani rakipsiz Benzersiz değiller. Benzer sistemler. Apple var bir yanda. bu rekabet orada başlayınca diyorlar ki tamam bu ayrı olsun. Evet. Ve hani herkese sonra da işte evet. böylece sonra da bu noktaya geliyor. Ama şunu söyleyeyim yayılması yani tam şimdi her yeri böyle boyadılar ama öyle yavaş e, hızlı değil. Amerika'dan bile zor çıkıyorlar. Önce bir Kanada'ya evet. adım atıyor, Latin Amerika derken Avrupa. Ya tabii lisans sırf teknik değil tabii, o tabii. meselenin yavaş olması. Filmlerin farklı ülkelerde farklı firmalara lisansları verilmiş falan oluyor. Bu arada şeyden de vazgeçmemişler Levent abi. DVD kiralama işine evet. devam ediyorlar aslında. Amerika'da. Hatta bir kere şey demişler ya yani Quickster diye bir site açalım e, oraya gitsin e, ayıralım Netflix'i ama çok tepki gelmiş. Evet. Hayır Netflix devam ediyor. Netflix'in tabii e, bu kadar rakiplerin arasından sıyrılmasının nedenlerinden birisi senin o DVD kiralama işinde seyrettiğin filmlerden e, yola çıkarak sana film öneriyor. Evet. Yeni filmleri keşfetmeni tabii, sağlıyor tabii. ve onun bayağı bir gelişmiş bir algoritması var kullandıkları. Kesinlikle. insanları mutlu eden, yeni şeyler keşfet, yeni filmler keşfet bir algoritması var. O sayede yükseldi. Standart hane geldi. Bugün Netflix'in ilginç bir özelliği her, her yerde, yerde uygulaması var, var. Yani PlayStation 4'te Netflix uygulaması var. Şimdi Windows Phone genelde hani Android, iOS şey olur yok. da bu <laughs> en son gelir. Netflix uygulamasını var. yükledim, çalışıyor. kullandım, kurdum, çalışıyor. Türkiye'de şu anda. Ee, akıllı televizyonların çoğunun içinde var. İçinde var. Biz öncelikle bilgisayarda browser'dan bir uygulama yüklemeden Tabii browser'dan. Ki. Gösterelim çünkü en yaygın Öyle. kullanım şekli bu olacaktır. Doğru, doğru. Şimdi önce senin dediğin şöyle başlayayım. Üye olun tabii ki de hani o kredi kartı süreçlerini anlatacak değil şimdi ama şimdi bir iki, kere bedava bir şey. Bedava bir şey yok. Yani bir aylık denemen var. Bir bak. aylık deneme evet, var. Şöyle. Bu ücretli bir servis. Ücretli bir servis. Şöyle. O zaman da şey diyecekler. Kaç para? Şimdi fiyatlar böyle. Bir, bir ekran, iki ekran, dört ekran. Ne bak, demek bu, şimdi ekran? Aynı anda biz e, sen başka bir şey izlemek istiyorsun, ben başka bir şey ilk izlemek istiyorum. bizi ekran kabul ediyor. Hmm. E şimdi bir ekran alırsan o kişisel hesap. Şimdi biz senin deneme hesabını kullanıyoruz. Evet, bu en bu bir ekran. Buraya Son da onu ekran. girdik. Bu da ikinci bu da bir ekran. Ekran sayıyor. Şimdi 4 ekranlık paketi aldık. Evet. İkimiz aynı anda farklı filmler farklı izleyebiliriz. Farklı filmleri izleriz. Evet. Bir ekranı olur. alsaydık yok kullanılıyor bu hesap diyecekler. Evet hemen uyarı anlıyor diyor ki bak açık bu başka bir tamam. yerde kapat diyor. Şimdi sana şunu tabii ki bizim meraklılar soracaklar. Abi biz iki ekranlı paketi iki arkadaş ortak almak istiyoruz. Alırlar. Alır. Niye bu yalnız? mantıklı alırlar. alırlar. Üçüncük Üçüncü bir kişi olmaz. <laughs> tamam sonuçta ama şu var değil mi? Ya benim hani, uyduralım 10 tane tabletim var. Hmm. Aynı account'u kurarım. Onundan birden izlemeyeceğim. Kurarsın. Ama kurarım kurabilirsin. tek tek. Kurabilirsin. Hangisini? Her odaya başka tablet koydum. Giderim o tabletten izlerim. Aynı anda olmasın da. Sorun Esprisi değil olsun. Evet. Bu yani ekran sayısı aynı anda olanı evet. kastediyor. Ama tabii çözünürlük de işin içine girmiş. Evet. Bak mesela Ultra HD'yi en pahalı pakete koymuşlar. 4K'yı. 4K'yı. Ha şunu da söyleyeyim. Netflix'in tamamı 4K falan değil. Hani onu Hı. alman ha, filmin 4K filmin olması 4K lazım. Alması alması tabii. lazım. Şimdi ayda 8 euro yani bu Türk lirası olarak çarp işte üç, 15 lira mı? Evet e, verirsem e, 30 liraya yakınlar 30 8'si. liraya yakın evet. veriyorum ama HD alamıyorum. Alamıyorsun. Ha pe Onun peki. Onun tatlı paketi şu. Şimdi günümüzde HD olmayana kabul diyecek adam hele teknoseyri izleyen birisi yoktur tahmin evet. ediyorum. Yani dolayısıyla biz 10 euro 10 euro yo, 30 liralık evet, 30 paket aşağı Ay, Ayda bir 30 liraya, liraya. bakıyoruz. Hı hı. Tamam. İki ekran okeydir. Adam hem işte tabletine hem televizyonuna yükler. Tabii. Hmm. Şimdi e... ayda 30 lira bir kere cebimize koyduk o gideri. Gideri koydun. Ama sadece bununla kalmıyor. Şimdi sen bunu internetten izliyorsun. Senin kotanı da götürüyor. Bunu da unutmasınlar. Ama Netflix o 30 Tabii. lirasını aldı. Evet. Bana HD veriyor veriyor çözünürlükte ve şey yok. Hani bir bütün bir ay boyunca seyrettim. Onun bir sınırı yok. yok. Netflix için yok. Netflix için yok. Peki evet, çok güzel bir şey söyledin. Biz kotalı internetin ülkesiyiz. Kotalar ne kadar dayanacak? Şimdi Netflix'in sana sunduğu hazır bir tablosu var burada görüyorsun. bunlar preset'ler. Birazdan detaylarda göstereceğim. Evet. Bunları sen hesabından bir kere seçiyorsun. Hepsine atan hepsinde uygulanıyor. gördüğün gibi Şuradaki şuna bakmak lazım. Şimdi ben HD film izleyeceğim. 1080p evet. istiyorum. High olan ayarı seçeceksin. Bak saatte 3 GB'a kadar götürürüm ben diyor. Yani 2 saatlik bir film seyrettim 6, 6 GB'ım gider. Evet evet. Ee, Ultra HD'ye falan gelir, gelirsen 7'yi buluyor. O da normal tabii. Bir 4K'da sürecek. bir film seyretsem... 2 saatlik film 14-15 evet. GB gittik kotadan. Bir de tabii oto var. Onu iyice ne diyeceksiniz? Tabii ki günün sonunda senin bağlantı kaliten aslında bir bitrate tabii. oynatabilen bir şey olduğu için e, aşağı yukarı otoda e, bırakırsan da ona göre seçiyor. E, test ediyor. Şimdi tabii şu var. E, bu böyle bir hele HD film akışında şey çok önemli. Ben burada filmi seyredeceğim. Arkada arkadaş oyun açacak. oyun açacak. Oyun download etmeye başlayacak. E, bir bağlantı var. Bu da önemli. Önemli. E, biraz da hani bağlantı hızlarından bahsedeyim mesela HD keyfi yaşamak istiyorsan 720 ve 1080p için 5 megabit şart koşuyor. Istiyor. çünkü orada çözünürlüğün kendisinden de ziyade hep bitrate'tir aslında olay ya Onunla oynuyor evet, evet e, e, veri akışıyla 5 oynuyor. megabit bugün e, ADSL kullanıcılarının bile hani çıkabildiği bir değer evet. artık hani e, bence sorun değil Ultra HD'ye çıkarsan 25 megabit istiyor artık fiber hızları Evet, o da artık 4K televizyonu olanları ilgilendiriyor. Heh. Ama tabii 4K içerik yeni yeni oluşuyor. Yeni yeni oluşuyor. E ee, şu var. Bunlar hiçbir yok. 5'i bile zor sağlıyoruz. İzleyemeyecek miyiz? İzliyorsun. Yani orada 0,5 megabite de hizmet verebilir. Bitrate'i düşürebiliyor çünkü. Çamur gibi Ama görüntüyle. Ama çamur gibi gör izleyeceksin. Evet. İzleme daha iyi. Şimdi o zaman şöyle diyelim mi? 5 5 megabit internet bağlantısı lazım. Lazım. Bunun dışında şöyle bir bir film için 5-6 GB ayırabileceğimiz bir kota lazım. 5 GB diyelim. Ortalama evet. filmin uzunu var, kısası hmm. var. Ama böyle bir kota da lazım. Lazım. Ee, bunları cebimize koyacağız. Bir de minimum o 30 10 Euro'luk, 30 Euro'luk Evet, pakete abonelik lazım. lazım. İlk ay deneme bedava. süresi bedava. Ama Ay sonunda parayı çeker, eğer evet devam, devam etmeyecekseniz iptal el, edin. E, i̇ptal etmen lazım <laughs> değil Allah'tan mi? Allah'tan şey, hani diyor istediğiniz zaman iptal et diyor, sorun i̇yi, yok. İyi, Peki. Son bir şey daha söyleyeceğim Levent abi. Ee, şimdi <laughs> internet hızlarımızı söyledik, nerede çalışıyor yani browser dedik, orada bir hani gereklilik var mı? Tarayıcı gerekliliği var ha, mı? Evet. Ee, şu, var, bak Chrome ve Firefox'ta 720p'nin üzerine çıkamıyorsun. Hmm. Yani o hangi paketi alırsam alayım, 720p evet, değil. Zaten browser'da şey yok, Ultra HD'yi de browser'da gösteremiyor. Onun ayrı Netflix'ten, yani buralarda olmayan mesela kutuları falan var yurt dışında. Anladım. Ultra HD zaten konumuz dışında. Ama, Peki e, ne yapacağım ben bilgisayarda 1080p ya, istiyorum? İki seçeneğin var, daha doğrusu üç seçeneğin var ama. E, bir, Safari destekliyor ama e, herkeste olan Internet Explorer ve 11 ve Edge, Microsoft Edge, Windows 10 ile gelen Edge çalışıyor. Ama Linux'çılar Safari çalıştırabiliyorlarsa o. Linux tarafı birazcık evet sıkıntılı. Peki şey ne? Bu hani Flash mı nasıl gösteriyor bu filmi? HTML5. HTML5. Evet burada e, tipik e, daha önce de hani çeşitli şekillerde duyduğumuz DRM sıkıntıları var abi. Çalınmasını He. istemiyorlar ya Anladım. filmlerin bir şekilde. E, şimdi Microsoft'un tarayıcılarında, Internet Explorer ve Edge'de bunu bir şekilde halletmişler bu sorunu. Ama Google'da ve Chrome'da ve Firefox'ta bu DRM sorunu çözülmemiş 1080p için en azından. Ve çözülene kadar da bunu sunamayacaklar. Star sürümü yükseldikçe o durum değişir. Bir, bir, bir noktada ama gelir. Ama Windows 10'cular Onlar Edge Edge'de 1080p izlerler evet. diyorsun. Peki bunun dışında ama biliyorsun bunun işte benim telefonumda var. uygulaması var. Android'de, iOS'da var. PlayStation'da var biz evet, onu da kullandık. Hepsini kullandık. Hepsi çok düzgün çalışıyor. Onlar da uygulama üzerinden çalıştığı için uygulama üzerinden o, çalışıyor. Bu sen demin anlattığın sıkıntıları yaşamıyorsun. Yaşamayacaksın. Peki e, Murat, e, peki yani abone olduk, bağlantım var, 5 megabitim var, tarayıcım Internet Explorer, Edge. E, abone de oldum, kredi kartını da kullandım. Ne içeride ne var şu girelim kapıdan abi, değil içeri değil girelim. Şimdi bir defa abone olur olmaz. Tabii sana sen az önce dedin ya bunun bir algoritması var diye. Bir liste çıkıyor ne Diyor ki hangilerinden hoşlanıyorsun diye bir film listesi, dizi listesi çıkartıyor. Ki oradan türü anlayacak aslına bakarsan. Seçiyorsun böyle şunları şunları seviyorum Burada diye. Bu da dizi de tabii, tabii önemli tabii, bir tabii, faktör. Tabii. Sırf sinema değil. Öyle. Ee, ona seçtikten sonra sana e, zaten o, e, ilk tavsiyelerini veriyor. Oradan başlıyorsun. Ben sırf belgesel seyrediyorum. De diyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Var tabii. Bilgi. tabii ha tabii. iyi. Ee, Şimdi... Ha, Pandayı bulalım. Şimdi bak bu ne? Ee, bu da sen abone olduktan sonra çıkan daha işte login ekranı diyelim. Tamam. Ee, burada 5 tane profil atayabilirsin. Tamam. Ee, bunlara yetki ver, verebilirsin bu neyi izleyemesin diye. Ama buradaki tabi tahmin edeceğin üzere esas korunmak istenen şey çocuklar. Kids dediğin anda şöyle gidelim. Tabi her şey İngilizce hala. Her şey İngilizce. Bak arayüz bu. Ee, gördüğün gibi Çocuklara yönelik şeyler çıkıyor. Hmm. Ee, içerikler çıkıyor. Benim çocuklar animasyon ağırlıklı. bir heyecanlanırlar bu ekranda. Bunun tasarımı bile buraya göre. Değişik. Tamam. Kids bu. Tamam. Ama sen e, şey de ben yapabilirsin. Oradan çıkalım bence. Tabii. Ee, yani normal hesaba bak. Ham diye ben Kids hesabı oluşturmuşum. O da onu, ha, onu da ayrıca yapabilirim. Ayrıca yapabilirsin. Kids hesabı şekillendirebilirsin. Tamam. Biz büyük adamların ha. bölümüne girelim. Benim şimdi kendi hesabıma girdik. Seni karşılayan ekran bu. Burası benim işte ilk başta anlattığım seçkilerime göre Netflix'in yaptığı tavsiyelerle oluşmuş bir içerik aslında. Bak benim için özel içerik diyor. Bir de popüler olanlar var. Başkalarının çok seyrettikleri. Peki Murat şey yok değil mi? Ben abone oldum. Hı. Ödedim. İşte şunu şunu istiyorsan ekstra şu kadar vereceksin diye Yo. bir şey yok değil. Mi? Bunların hepsi Tıkla, benim şu izle. açık büfe. Hepsi açık Hepsi büfe. benim emrimde. Şimdi en önemli şeylerden biri Netflix tamam dünyaya yayıldı ama zannedilmesin ki her ülkede aynı hizmet veriliyor. Eksik olan çok içerik var. Ha, hizmet başladı ama kütüphane farklı. Tabii diyorsun. yani Amerika ekranına girdiğin zaman çok farklı bir e, karşılığa. Mesela bak şu an Amerika'da e, House of Cards çok şu an featured olarak çıkıyor house diyorum ben bende yok bile. Başka hmm. bir şey çıktı. Ee, şu da oldu. Ee, Amerika'da da mesela eksik içerik çıkabiliyor. Adam diyor ki Amerikalı Netflix kullanıcısı da bunu sadece DVD'sini alabilirsin diyor. Ee, hmm. Yani yani da şey düşünmesinler. Amerika kullanıcısı da her Benim şeyi görüyor Fransız, değil. Fransız sanat filmleri de Amerika'da mı çıkıyor? <laughs> Olabilir. Öyle beyitti Dolayısıyla var. burada gördüğünüz içerik Netflix'in tamamı değil. Türkiye'de çıkanlar. Heh. Şimdi bizim bilmediğimiz bazı şeyler var. Buradaki elemeler neye göre yapıldı? Niye Türkiye'de bazı filmler çıkmıyor? Ee, mesela bak Star diyeyim. Star Trek'te mesela Amerikası Amerika'da burası doluyor. Tamam. Bizde 3 tane film çıkıyor. ya Niye? Neye göre elendi bunlar? Bu arka planda bir şeyler oluyor herhalde. Bunların hepsi lisans. Lisans tabi ama neye göre karar veriliyor bilmiyoruz. Ee, zaman içinde değişecektir. <laughs> Peki bir şey seyredelim ya. Seyredelim abi. Çok konuştuk. Şimdi... Güzel tarafı şu. Bu player hemen hemen uygulamada bile aynı. Ufak tefek farklılıklarla bazı evet. şeylerin yerleri değişiyor. Biz şu anda tarayıcının içindeyiz. Evet. Tarayıcının içindesin. İlk başta şaşırmasınlar. Bir kalite düşük geliyor. Sonra toparlıyor. Toparlıyor. Peki Murat. Şimdi bir durdur. Bir şey sor soracağım sana. Ee, geldi. Ee, tarayıcı içindeki kontrollere bakıyorum. Evet. Durdurma ses ayarı var. Şunlar nedir? Şimdi burada e, ses ayarı, e, dil seçenekleri altyazı evet. ve ses filmine göre değişiyor. Şimdi burada sadece İngilizce seslendirme evet. var. Değişebiliyor ama. Bu ve İngilizce altyazı var. İngilizce altyazı var. Şimdi çok nadir filmde biz Türkçe altyazı da bulduk. Gösteririz hatta birini. Tabii ki gösteririz. Hatta karakter sorunu sorun var. vardı ilk zamanlarda Türkiye'de çok WD player falan çıktığında da yaşamıştık. I harfinde büyük i de şey. hala onlar da var. Ama şunu söylememiz lazım. Türkçe altyazılı film çok çok az. Çok az. Çok çok az. Yani biz şansa bulduk. Evet. Şu şey tam ekran düğmesi mi? Tam ekran tamam, düğmesi Tamam. O da aynı. hani Bir YouTube'dan çok farklı değil aslında. Bakarsan. Evet. Peki hani bu kadar bu ayar az beni mutlu etmez. <laughs> evet şimdi ne, bunu... Ne bana verebilirsin? E, sana şunu verebilirim abi. Klavyemizde kısa yollar var. E, klavye diyorum bak bunları pek uygulamada rastlayabileceğin şeyler değil. Şimdi bir defa... Şöyle çalışaş kontrol shift alt basılacak buna. Control, shift alt'a bastım. bastım. Sonra D harfine bastım. D'ye bastım. Bana bu nedir? E, istatistik. İstatistik şu anda hangi çözünürlükteyiz? İşte eee bit ne? hepsini görüyorum. İyi bu şimdi benim gibi adamların e, mutlu olacağı bir şey. Neymiş evet. şu andaki mesela bit rate'imiz? E, şu anda tabii durdurmayayım ben bunu. Birazcık toparlasın. He. Bak başta gördün mü canlı canlı gösteriyor 720p şu an e, çıkmış. Tamam. E, onun dışında işte bitrate'im çok yüksek 5800 ama bunu biz ayarlamıştık birazdan i̇yi göstereceğim. Bir, i̇yi bir veri akışı. Evet burada da şeyi gösteriyor bak benim hattım kaç onu da gösteriyor. Anladım. E, gayet güzel hani. Başka ne var? Şöyle. Bu neydi? Shift, shift kontrol alt, shift kontrol alt d. d. Evet. Başka? Bence en önemlisi s. Shift, kontrol, Alt, Alt S. S. Burada bitrate, şimdi, veri akışının miktarını seçiyoruz. Güzelliği şu, overwrite edebiliyorsun. Evet. Ee, şimdi bak demiş ki, video bitrate'de bak hepsi seçili. Benim band genişliğime göre o 160 da inebilir. Olarak. 5800 lira evet. çıkabilir. Ama ben diyeceğim ki yok kardeşim bende hiç oynama olmasın. Ben 500, 5800 istiyorum. Override'a bastığın anda artık 5800. 5800'e kitle. Kitle. 2-3 tane setsem. Derim ki hani düşmek mi istiyorsun? Bine düş. Tamam. Arada oynar. Şimdi bu durumda arkadan birisi download'a da yüklense bu düşecek. Bine düşebilir. Düşebilir. O izni verdik. Pardon. Şimdi ben size başka bir şey göstereyim. Ama çözünürlük abi. seçimi yok. Çözünürlük Veri yok. Veri akışını evet. ayarlıyoruz. Bir de geldiği bulutu <laughs> seçebiliyoruz. Bulutu seçebiliyoruz. Ee, CDN'i, network'ü seçebiliyoruz. Sesi de koymuş gördün mü? 96 ve 64 olarak. Ses kalitesi ayarı var. Bak, override dediğim de şeyi görün. İleri gideyim biraz. Bak nasıl çamur oldu gördün mü? Evet. Çünkü 1000'e düşürdük. Full HD bir film için yetmeyecek bir veri akışı. Bizim 1000, 1 megabit. testlerimize 1000 göre kilabit. Evet, e, 3000 fena değil. Yani şöyle geleyim. 1080p'de. Evet şöyle. Kabul edilir. Hani tamam. düşürmeniz gerekirse birazdan hani kotadan kurtaralım derseniz 3000 yapın derim. Murat şimdi ben kurcalarken şöyle bir şey gördüm. Çok da hoşuma gitmedi. Şimdi bu büyük harfle böyle koca koca evet. altyazılar. Bunların ayarı var. Var. Ama senin Netflix sitesindeki account'un içinde. Account'tan yapıyorsun her yere gönderiyor. Gösterebilir misin? Gösterelim. Tek son bir şey daha hani unutmayayım. Log ekranı var. Ee, Shift Ctrl Alt L'ye basarsan burada da ha, neler olduğunu görüyorsun. Benim Melaklılar gibi için. hasta adamların bakacağı şeyler. Evet. İyi güzel. İlgi koymuşlar bunları. Şimdi neydi? Bir son bir özetini geçelim. Ctrl Shift. Alt. Ctrl-Shift-Alt sabit kalıyor. Evet. Üçüne birden basıyorum. L-Log. L-Log. D ee, istatistik. İstatistik. S de ayar. Ayar. Veri akışı ayar. Evet. Tamam. Bak geri gö geleyim. Şimdi senin dediğin ayarlara bakalım. Bu söylediğimiz kısa yollar hiçbir yerde yazmıyor. Yani Yok. bizim gibi meraklılar İnternet bulmuşlar. İnternette yazmışlar. Ama Netflix'te yazmıyor. Şimdi Your Account dediği yerde genelde hani kredi kartı kredi bilgisi, kartı bilgisi, bilgisi olur. falan olur. Ee... Ki öyle. Öyle benim işte burada hesaplarım gözüküyor. Değiştirebilirim. Şu settings bizim için çok önemli. İşte my profile çok önemli. Evet. Daha doğrusu burası daha önemli. E, language kısmında Türkçe yok. Onu baştan söyleyeyim. Değiştiremiyoruz. Evet. E, playback ve şu bak subtitle. Göstersen onları. Şimdi playback'e girelim. Az önce benim yaptığım bitrate hani bu olsun dedim ya istemiyorsan bu kabaca bu preset'ler var. Evet. Kilitleyebilirsin, işte haya getirebilirsin ee, ya da oto bırakırsın, band genişliğine göre yapabilir. Tamam. Bu hepsini etkiliyor. Tamam. Tüm etkiliyor. Ee, Beni o alt yazılardan kurtarabilir misin? Senin yani ne? alt yazı gitsin istemiyorum da. Kurtarırım. Nasıl kurtarırım? Bak alt yazı ekranı buraya da güzel bir demo yapmış. Tamam. Şimdi ne istersen. Bak şimdi ee, bir defa fontlardan. Font seçebiliyorum. Değiştirebilirim. Gözüm iyi görmedi. Evet, gözüm iyi görmüyor. Şunun arkasına bir zemin koy. Önce Öncelerce yapabilirim. Tamam. büyütebilirim Ya da senin dediğini yapabilirim. Heh, bunların hepsi var. Şey i̇şte garip olanı bunu web'den accountumda yapıyorum. Player'da izliyorum. Öyle. İşte drop shadow vesaire ee, çok efektler var. Efektler Gerçi var. şunu söylemem lazım. Ben bununla birazcık uğraştım. Bazı şeyler de film belirliyor. Film belirliyor. O da var. Ee, formatı. Seni senin bu ayarlarını hiçe sayabiliyor. evet böyle. Bence bir değişikliği göstermek için şu rengi de bir değiş. Alt yazıları şey sarı falan yap. Şöyle yapayım mesela en büyük şey bu. Tamam. Ee, fark edeceğimiz değişiklik tamam. bu olur. Save edelim. Evet. Ekranında. gelmişken burada sıkı. göstereceğim çok fazla bir de bir şey yok abi. rating evet. var. Daha önce ne izlediğimi bakabilirsin. İşte şu var. Netflix'in daha test aşamasında olan özelliklerine sen kolay olmak istiyorum diyebilirsin. Falan i̇şte parental controls da burada. Peki. Hemen dönelim. Aynı yere. Ha bu arada bir filmi bıraktığın yerden her cihazdan kaldığım yerden devam Burada edebiliyorum. Burada kaldığın yerden buradan devam ediyorsun. Evet. Buluta kaydediyor. Evet. Al. Buluta kaydediyor. Hem büyüttük. <laughs> evet. Korkunç bir şey oldu. Evet. Ama ama o küçük büyük harf olayı filmin alt yazısından kaynaklanıyor. O değişmedi. Böyle. Ama yaptığımız ayar hemen uygulandı. işledi. Filmi baştan başlattık. Yani kaldığımız, kaldığımız yerden. yerden... Başka ben buradan ben başka film açacağım. Bu Batman. Aç tabi. Açmadın yani. <laughs> <laughs> Sonuçta aynı deneyimi yaşıyorsun. Seninle bu arada Türkçe bulduğumuz film e, Halo'ydu. Halo'nun yeni çıkan bir filmi var. Microsoft İstersen o işte uğraşmış. Göster belki. bir iki kare. Hemen gidelim. Şuydu değil mi? Evet. Buna hani yapımcı Türkçe'yi Bak. de eklemiş. ve dil seçimi var. Türkçe. Evet, dublaj da yok. Şimdi Murat burada... Ha, Türkçe altyazı. Şöyle biraz ileri atayım da konuşsunlar. Evet. Heh. Bak. İ harfinde ve küçük ı'da sorun var. Ama şey, diye şey, falan. Şey oluyor. Ee, Murat şimdi bir yandan da değerlendirelim bunlara bakarken. Şimdi e, Türkiye'de Hı. önemli bir rakibi iTunes. Şimdi dublaj konusunda şimdi mesela çocuk filmlerin çocuk bölümünü açtın. Çok yüzlerce film var ama çocuk altyazı okuyamıyor. Ya tabii canım çok kötü bir şey o. Ee, yani dublaj şimdi e, iTunes'ta Pixar filmlerini açıyorsun. Sinemalarda oynadığı haliyle Türkçe dublajıyla oynuyor. Bu mesela çocuk kısmında hiçbir şey getirmiyor onu söylemem lazım. Hmm. Onu söylemem lazım. iTunes'ta biliyorsun Tek tek alıyorsun filmleri ya da kiralıyorsun. aylık bir sistem bildiğim kadarıyla yok ama. E, normalde sinemada peki ne diyorsun sen şimdi? Yine Türkçe dublaj bekleme. Zor. Bekleme. Şimdi bak burada bir şey dikkatimi çekti. Hanu'nun e, altyazıları benim ayarladığım şekilde çıkmıyor. Çünkü kendi içinde Microsoft böyle gömmüş. Yarın öbür gün e, şey olabilir. Yine firmanın kendisi Türkçe dublajı yapmıştır. Çat diye film yani Netflix'in çabasıyla olmaz ama evet. stüdyo şimdi yapmıştır. Şimdi Microsoft'un ya, yapımcısı tabi. olduğu ya, yapımcısı. Da Microsoft la tabii, tabii, alakası ondan ibaret. Ee, yani olabilir de hani niye olmasın? Bence bu da Türkiye'deki lisans anlaşmalarıyla alakalı bir şey. Şu anda, Şu anda İngilizcen iyi değilse pek bir şey sunmuyor. sunmuyor. Onu söyleyeyim. Sunmuyor. Hani... Şimdi dizi sitesi dediğimiz hiç de etmediğimiz ama bir gerçek, gerçek var. Gerçek var abi Türkiye böyle. Bunlar bir şekilde tamam o Divix Planet'teki gönüllülerin falan altyazılığını izinsiz de olsa alarak falan Türkçe bir altyazı sunuyorlar. Tabii. Mutlaka sunuyorlar. Dublaj yapacak halleri yok tabii ama. Tabii. Şimdi bir yandan işte bu ayda 30 lira minimum. HD'yi kastediyorum. Onu düşünüyorum Murat kafamda. Hani Olmuyor. Bence Netflix'in önünde hani şu var. Netflix bana tamam bir sürü cihaz işte burada bıraktığımı bununla içeride izlemeye devam ediyorum falan ama o 30 otuzların karşılığında hiç olmayan bir şey seyrettirecek mi bana? Ee, şu var, Netflix'in kendi yapımları var. Ee, ama şu var, hiç olmayan diyemeyeceğim. Hepsi torrente düşüyor bunların. Yani, Şimdi o evet. o Yani bu da gerçek. O da bir gerçek. O da. Ama yok ben sız şey. yasal gidiyorum diğer evet. adama. Netflix'in sunduğu kendi dizileri var. Ne, e, onlar yaptırdı. Yaptırdı. Onları sunuyor tabii ki de. Ee, ama 30, ya benim 30 lira derdim şu. Şimdi bu çok yeni bir hizmet ve e, yarın öbür gün Türkiye fiyatımız 10 lira oldu derlerse, e, o zamana kadar 30 lira vermiş adam mağdur olur. Ben o yüzden acele edilmesin diyorum. Bir şimdi şu var tabii Murat. Aha. Daha önce unutacağım şeyi söyleyeyim. Tabii ki hiç yerli içerik yok. Değil Hayır, mi? Yani yerli şey dizi, bari. yerli film yok. İşte mesela iTunes'ta var. Hmm. Recep'i İvedii açıyoruz, seyrediyoruz. Ee, şimdi o da bir eksiklik çünkü yerli içerik isteyecektir insanlar. Doğru. Hımm. Ee, Tabi şimdi ha, demin de söyleyeceğim şey şuydu Murat. Geldi. Heh, 10 dolar 10 dolar aslında tabii ki Amerikalı için bunun aboneliği çok bir şey değil de bizde tabii 3 lira olunca hemen 30, 30 lira, lira oluyor. 30 lira oldu. Ee, biz Euro'yuz burada euro daha yüksek. Diyorsun ki ya kardeşim işte zaten internet ayda şu kadar veriyorum bir de bu. Biraz lüks kalacak. Lüks kalıyor ve ciddi kota götürüyor. Onu da hesap etmek evet, lazım. Ee, evet. Hani Türkiye'deki kotalar işte bu hizmetlerde yetmiyor maalesef. Evet. Yani. Ama bir başlangıçtır. Belki birazcık şeye de gidelim. Şimdi e, sen şimdi ben bir şey göstermek istiyorum Levent tamam. abi. Ee, Türkçe yok yok dedik ya. Türkçe alt yazı çok az filmde var. Evet. Ama bunun bir yolu var. Hani kulağımızı biraz şöyle tutacağız ama. ...SRT... ...SRT indirmişsen... uzantılı Türkçe altyazıları... ...aktarıyorsun. Evet. Kendisi... ...özel bir... ...ya kendisinin özel değil aslında bir... ...şey bir format bu. Bir net formatı... ...kullandığı altyazı formatı ama... ...Netflix kullanıyor şu anda. O SRT'leri onun formatına çevirmek gerekiyor. Evet. Böyle bir site açmışlar mesela. Netflix diye bir site. Evet. Diyor ki... ...SRT'yi e, seç diyor. SRT'yi seç diyor. Şuradan seçeceğim birazdan... Ben mesela Dark Knight'ı indirmiştim. Şimdi burada bak resync diyor. Tabii ki zamanlaması uymayacak. Uymuyor. Ee, i̇şte biz şöyle yapalım. Önce biraz denemeler yapacaksın. Dene yapacağım. Yazılar erken mi çıkıyor, geç mi çıkıyor belirleyeceksin. Belirleyeceksin. Ona göre burada süre vermen evet. gerekiyor. İşin bittiğinde de download diyorsun. Sana o df.xp uzantılı dosya Evet. Makineli burada serverda dönüştürülüp geliyor. Dönüştürülüp geliyor. Peki onu Netflix'i browser'dan izlerken açıp Evet. Onun da bir kısa yolu var. Şimdi onu da göstereceğiz. Tamam. Şimdi Levent abi e, indirdik oradan çevrilmiş bir şekilde bak dfxp olarak bize o verdi. O site verdim. srt dosyasını onu artık işte Türkçe şu Türkçe altyazı sitelerinden indiriyorsun. E, yasak bir şey değil, illegal bir şey değil. Onu Netflix'in istediği formata çevirdin. E evet. Şimdi hadi filme nasıl izleyeceğim Not e, o siteye bağımlı değilsiniz. Başka çevirici sitelerde bulabilirsiniz. onu. Tamam. Söyleyeyim. Şimdi önce filme giriyorsun. Bu da enteresan bir bilgi oldu. Evet. Şimdi bak yeni bir kısa yol. Yine Ctrl-Shift-Alt. Bu defa T. T. Text. Altyazıyı indirdiğimiz dosyayı seçtin. seçtim. Sana Türkçe. Türkçe altyazı, olmayan benim, Türkçe altyazı geldi. Benim e, az önce seçtiğim şey formatta geldi. Kalecizden arkası tamam. siyah. Oynat büyük. bakalım biraz. Yalnız bak biz bunda sabahtan beri biraz uğraştık. Şunu belirtelim. Zamanlamalar tutmuyor. E, deneme yanılma yapıp evet. o e, şu Subflix dönüşüm sitesinde zaman ayarı vardı ya Uğraşacaksınız. Uğraşacaksınız. Ya da hani çok anlayan arkadaşlar o Subflix'in aracından değil, kendileri hmm. altyazı aracından bu gecikmeyi falan önceden verecekler. Evet. Sonra uygulayacaklar. Maalesef şu an için bu karışık bir iş. Evet. Ha şunu söyleyeyim Murat, yarın öbür gün şey çıkacaktır. Şimdi bu dönüştürdüğün dosyayı arkadaşına verebilirsin. Ya yani bunun siteleri falan açılacak. Ya da altyazı sitelerine... Bu E Türkçe Türk sitelerine Netflix uyumlu Netflix olacak. altyazıları eklenecek. Doğru. Göreceksin. Ben şey de bekliyorum. E, mesela atıyorum şimdi Chrome'da Firefox'ta bunu e, şeye çıkar. Eklentisi, eklentisi çıkar. çıkar tabii. Onu bir elinden iş gelen bir arkadaş onu da yapabilir. Bunların ama bir veri tabanını oluşturur. 30 milyon veriyorum ve bunlarla uğraşıyorum. Abu Dik evet, O giriyorum. da var. Yine hani şimdi ben e, Apple ürünlerini pek kullanmamaya dikkat eden biriyim ama işte orada öyle bir derdin iTunes'ta yok. Rakibi olduğu için sürekli iTunes'la karşılaştırıyorum. E, öyle bir şey yok şu anda. Hani evet. altyazı varsa koyuyorsun. Aa geç altyazılar geç geliyor falan diye uğraşmıyorsun. Evet. Toparlayabiliriz zaten abi. Ee, evet, şimdi Murat bu deneyimi telefonda da yaşayabiliyorsun. yaşayabiliyorsun. iOS, Android, hatta Windows Phone fark etmiyor. Kontol Hepsinde çalışıyor. Yaşıyorsun. Ha ama orada böyle ben açıkçası Windows Phone sürümünü kullandım. Bir bitrate ayarı ya da Böyle işte altyazı dosyası yükleyeyim falan. Bu sürümde ben bulamadım. Onlar evet. İleride eklenir ya da ben bulamamışımdır biraz açık kapı bırakıyorum ama hani bu masa üstündeki kadar yetenekli değil. Değil. Biz bunu PlayStation 4'te de kullandık. Doğru. Ee, ben Apple TV'de denedim. Çalışıyor. Bu üye olma süreçleri falan çok sorunsuz işliyor. Hatta Apple TV'de ilginçtir ki fiyatları da TL olarak gördüm. Direkt Hı -hı. Türk Lirası üzerinden gösterdi. Evet. Ee, bu deneyimi yaşatıyor. VPN'e falan artık gerek yok. Şu ha VPN demişken aklıma şunu getirdin. Ee, ben buraya üye oldum Netflix Türkiye'ye. Türkiye üzerinden VPN kullanırsam yine Amerika içeriğine ulaşabiliyorum. Hmm, tamam. Peki. Ee, birazcık şeye bakalım. Hani bu olumlu bir gelişme. Evet. Çünkü bunun Netflix'in rakipleri de var. Var. Belki onları getiririz. Hepsinin kendine özel bazı şeyleri var. Hmm. Hani sundukları bir içerikleri var. Onların da önü açıldı. Açıldı. Demektir. Bizi bizi şöyle ilgilendirebilir. Mesela bir cihaz alıyorsun diyorsun ki diyor ki cihaz sana. Ya beni aldığın için sana bilmem ne hizmetini veriyorum diyor. Netflix veriyorum. Bunu veriyorum çay. diyor. Yok e, kullanamıyorum. Biz kullanamıyoruz. E, i̇şte işte onların hepsi gelir bu, bu sayede ufak ufak. Evet, evet. Biraz da belki yerli rekabeti kamçılar. E tabi. Yani evet. şimdi Türkiye'de de tabii biz hep iTunes falan dedik ama TV bu falan gibi servisler var. Daha PC bunların var. yanında onlar birazcık emekliyor. Tabii. Bu oturmuş servislerinin yanında. Bu arada Netflix'te müzik yok değil mi? Yok. Hani, hani müzik değil, olabilir de öyle yok. albüm Spotify diye bir şey. Spotify yerine evet. ee, Belki işte Murat, bir kamçılar yerli rekabetinde daha hızlı olgunlaşmasına neden olur. Hı hı. Belli bir ilgi görecektir fakat ayda 30 lirayı şu anda karşılamasının zor olduğunu ben düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Yani bu, buna e, Türkiye'ye geldi denmez. Türkiye'den erişime açıldı. Türkiye'den denir. erişime açıldı. Çok güzel söyledin. Evet. Bu evet. Yani. çünkü daha abonelik sürecine bile tamam kredi kartını kabul ediyor çok güzel ama bütün sayfalar İngilizce. Öyle. Orada bile bize bir yardımcı olmuyor. Doğru. E şimdi bu durumda ben tekrar söylüyorum acele etmeyin. Biraz bekleyin. Türkiye'ye özel fiyatlar gelebilir. Ya bir aylık denemeyi kullansınlar. Bir onu, onu kullansınlar. Ha iptal edeceksiniz de unutmayın. Yani evet, sonra ajan, çekmeye başlar. Evet. yazın yoksa evet. otomatik çünkü o deneme için bile kredi kartı istiyor Alıyor. değil mi? Aldı evet. evet ama ee, para çekmiyor. Para çekmedi. İşte onu otomatik güncel devam edeceği için devam etmek eğer istemiyorlarsa kendileri unutmamaları lazım. Ha ama en güzeli o Murat. denesinler görsünler. En güzeli evet. Böyle Levent abi Netflix'in evet. Türkiye macerası başladı. Sonunda geldi evet tam geldi. da 2016 başıyla iyi evet. oldu. He, bütün dünya macerası başladı aslında sadece Çin hariçte. Evet de. onlar aslında bu 2016'nın ilk günlerinde gerçekleşen CES fuarında bir dev bir küresel patlama duyurdular. Evet. Biz de o patlamanın içindeyiz aslında. Aynen o, aslında o, sayede, olay o, aslında. Evet. o sayede geldi. Bize özel gelmiş evet. değiller yani. Ama şöyle işte akıllı telefonlarda PlayStation'da Xbox'ta falan olan sürekli Netflix Netflix artık eskiden rencide oluyorduk. Hani girdiğinde kapıyı yüzüne kapıyorlardı. Sana yok böyle bir servis hmm. diye. Şimdi en azından deneyebileceksin. En azından Öyle. neler var bakabileceksin. Bakabileceksin. Belki de bir şeyler de izlersin. Belki. Evet. Benden bu kadar Mehmet Peki. Netflix'le uğraşmaya devam edelim biz. Evet. Teknoseyir'de tekrar görüşmek üzere.